Birikimlerimiz bu, sermayem bu. Bir anda bozulursa bu biter. Fakat ticarette kullanırsan uzun vadeli, sürdürülebilir bir sermaye olur. Altın zaten o günler için alıyorsun. Evet. Kez 9 tane. Bu para benim için çok önemli. Yılların birikimini bu evet. Şekilde değerlendiriyorsun. Boşa bozdursan bir aylık ömrü olmaz, biter gider. Ama ticarette kullanırsan bu benim için sürdürülebilir bir sermaye olur. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu şehirde bir ekonomide istihdam yarattı. Kadında bir rol model olmak vardı. Uzun bir bileziğim vardı. Ona bakıyorum, ondan bir tane alacağım ama. Ben tabii. Hiç bulamıyorum ondan. Ne dedim de depodan biraz gaz getirelim.1976'da evlendim. 13 yıllık bir ev kadını, ev hanımlığı hayatım oldu. Onun çok zorluklarını gördüm. Çünkü ayakların yerde değil, kendine göre değilsin. Vizyonlu biriysen birisiyle isteyerek yaşamak çok zordur. Onun için sermayen bir 9 bileziğim vardı. 1990'da o bilezikleri bozdurarak ticarete başladım. O bilezikleri sermaye gördüğüm için onu sürdürülebilir bir ekmek düşünüyordum. Çünkü o bitmemeliydi. O sermayeyi öyle kullanmalıydım ve öyle de kullanabildim. 90'da ticarete başladım. 2008'e kadar örgü atölyem vardı. Yün dükkanım, çeyiz dükkanım vardı. O iş cazibesini kaybettikten sonra 2008'de Kars Kaz Evi'ni açtım. Kars'ın yöreselde eksiği vardı. Yöresel bir yemek restoranımız olmamıştı. Bizim evlerde ve köylerde pişen kaz yemeğimiz, yöreselimiz, gelenekselimiz ticarete dönüşmemişti. Bu yemeği evlerden çıkaran, ticarete dönüştüren ilk işletme Kars Kaz Evi oldu. Ve bu işletmeyi kuran ilk kadın girişimci ben oldum.
hem yöreselde bir ilk oldum, hem de kadın olarak bu sektörde ilk kadın girişimci oldum. Daha sonra yaptığım işlerin örnek olması, kadında bir rol model olma. Geriye baktığımda, döndüğümde kadınların beni örnek alarak emeklerini sergilemeleri, yeteneklerini ticarete dönüştürmeleri, bu da benim için çok büyük bir başarıydı. Çünkü kadının başarısıydı. Kadınlara bir model olmak, kadınların emeğini ekonomiye dönüştürmekti. Kaz evini açtıktan sonra ürüne ulaşmak biraz zordu, ürün tedariki zordu. Onun için ben Kaz Yetiştiriciliği ve Irkını Devam Ettirme Derneği kurdum. Derneğime üye kadınlar yaptım. Kadınlar o kadar evinde kalmıştı ki onların bir nüfus cüzdan suretini almak, kaydetmek bile zordu. Ama bir Nurhan abla olduğun için sana bir güven vardı. Bu da çok önemliydi. Kadınları derneğime üye yaptıktan sonra onlardan kaz almaya başladım. Kadınlar o sıra ellerindeki ürünün para ettiğini anladıklarında bunlarda bir farklılık olmaya başladı. Evlerine pişirmediler. Erkekler bu işten şikayet ettiler. Nurhan abla kaz evini açtıktan sonra karılar bize kazı pişirmemeye başladılar. Çünkü para etmeye başladı. Kaz görücüye çıktı, değer kazandı. Kars Kaz Evi, kaz yetiştiricilerine bir pazar kapısı oluşturdu. Şu anda iç piyasada çok iyi satışımız vardır. Peynirciler, kazcılar, köyden satın alanlar, dernekler, batıdan çok kaz isteniyor. Çünkü medyanın gücü çok yüksektir. Medyanın aracılığıyla biz bunu dünyaya duyurabildik. Şimdi ödüller almaya başladı. Evet. Daha sonra ben kadında Kars'ta bir rol model olarak en başta UNESCO'da UNDP'nin sayfasında başarı öyküm yayınlandı. Daha sonra girişimci kadın ödülünü aldım. En çok yayınlanan, yazılan, ulusal, yerel ve ulusal yayında, basında çok yer almaya başladım. Dolayısıyla Kaz'la Kars'ı özdeşleştirdim. Bu çok önemliydi. Bir ili bir damakla, bir tatla tattırmak kolay bir şey değildi. 4 yıl Emit Fuarı'na katıldım. Orada kaz ikram ederek, kaz etini sunarak Emit Fuarı'nda Kars'ı temsil ettim. Daha sonra Madrid'de kadında rol model ve lokal bir ürünü tanıttığımdan Madrid'de UNESCO'dan sertifika aldım. Daha sonra ödüller, gazeteler, yayınlar, basınlar, dergiler. Ama en son Türkiye Kadın Girişimci Yarışması'nda bölgesinde fark yaratan kadın girişimci birinci oldum. Bu Kars'taki kadının sesiydi. Kars'taki kadının başarısıydı. Bir yemekle duyurmak biraz kolay iş değildi. Ve bu eksiği çok iyi biliyordum. Dolaştığım yerlerde her yerin yöreseli var. O isimle anılıyor ama bizim yöreselimiz geri planda. Bunu ön plana çıkarmak vardı. Daha sonra çok gazete manşetlerinde, dergilerde yayınlanmaya başladı. Ama en büyük, kendime göre, kendi düşüncelerime, vizyonuma göre en büyük ödülüm, benim Kars'ta yetiştiriciye, köylüye bir hareket vermekti. Yani onların yetiştiriciyi harekete geçirmekti. O potansiyel vardı fakat harekete geçirmek için bir ticaret olmalıydı. Kadınlara örnek olmak, onların elindeki ürünleri ticarete dönüştürmek en büyük ödülüm oydu. Çünkü aklımda o vardı. İyi şeylerle insanları meşgul etmek. Aradan kaç yıl geçti şimdi bilezikleri? Bilezikleri sattığımdan aradan 25 yıl geçti. Var mı şimdi bilezik? Yok, hiç bileziğim yok. Çünkü bileziğim burası. Günlük köylüye verdiğim para, kadınlara satın aldığım kazların parası. Şimdi bilezik kazları görüyorum. Dört kızım var. Kaç torun var? Beş torunum var. Çocuklar büyüdüler çok şükür. Onlar da ticareti anladılar, sosyal yaşadılar, eğitimleri oldu. Bunlar hep bu emeğin bedelindeydi. Bir kadının ekonomisi kadar özgürlüğü vardır, onu çok iyi bilirim. Çünkü ayakların yerde, ticaretini biliyorsun. İsteyeceğin şeyleri geri planda tutabiliyorsun çünkü hevesin kalmıyor.
Önceden tuhafiyem vardı. Şimdi hangi iş merkezine gitsem çok alışverişler yaptığım için her şey benim diye düşünüyorum. Ama evde kapalı da, kapılar arkasında kalan bir kadın olsam çok özlemlerim olurdu. Çok ukdelerim, isteklerim olurdu. Teşekkür ederim. En son şu cümleyi konuşmak istiyorum. Kadın anadır, kadın doğadır. Kadın eğitilirse, kadın Türkiye'de verimli olursa gelecek nesiller güzel olur. Çalışmak isterdim. İşim mesela bir Nurhan ablamın yanı sayesinde. Nurhan ablamı gördü, tanıdı. Çalışmaya izin verdi. Nurhan ablam geldim, yanında çalıştım. Eşime, çocuklarıma, evime desteğim oldu. Yine var mı böyle kadınlar bu iş yeri sayesinde ekmek yedi? Tabii, tabii. Binlerce, yüzlerce tabii ki. Biraz var. Güven mi geldi kadınlara? Evet, güven. Tabii özgüven geldi. Ben Nurhan ablamın yanında çalıştıktan sonra kendime güvenim geldi. Cesaret geldi. Ne bir şeyler öğrendim. Evet. Tabii ki daha mutluyum. Nurhan ablamın yanında çok mutluyum. Teşekkür ederim Nurhan ablama. Nurhan ablamın sayesinde ekmek götürüyorum evime, çocuklarıma, işime destek oluyorum. Yerinden farklı olacak çünkü burası daha Kars'ın mimarisine uygun, daha otantik bir atmosferde Kars'ın yöreselini sunmak. Kars Kalesi. Kars Kalesi görünümlü. Daha tarihi bir mekanda Kars'ı tanıtmak, Kars'ın kültürünü sunmak bu daha etkin olacağından eminim. Burası inşallah Nisan ayına kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Kaz evi olacak. Yöresel yemeklerin ve kazın sunulduğu farklı bir dizaynda ve dekorasyonda gelecek misafirlerimize farklı bir ortamda kaz sunacağız ve kar sevi olacak. Neyse, nereden geçti çocuklar? Selim'de yol inşaatı yapan bir adam.